Hünkârım. Nihayet gelebildin. Derhal hava çıkıyoruz. Hoş geldin abi. Avını zinhar ürkütmeyeceksin Mehmet. Uzaktan sabırla takip edeceksin. Bekleyeceksin. O yavaş yavaş sana yaklaşacak. Bir hayvan kadar da sessiz olacaksın. Nefes aldığın dahi işitilmeyecek. Ne silahını gösterip onu ürküteceksin, ne de niyetini belli edeceksin. Ta ki o ana kadar. İşte o uygun anı bulduğunda da nişan alıp okunu hayvanın tam kalbine saplayacaksın. Şehzadem. Neler oluyor Hüsrev Paşa? Babam yüzüme dahi bakmıyor. Zannediyorum av dilemenizi bekliyor şehzadem. Doğrusu da bu zaten. Mustafa'yı korumak istedim, öyle değil mi? Bu benim vazifem. Sen kimi kimden koruyorsun İbrahim? Neden durduk hünkârım? Vaktiyle rahmetli babam Sultan Selim Han'la buralara gelmiştik. Zannediyorum bu civara kurmuştuk otağımızı. Mekanı cennet olsun. Amin. Pek severmiş hava çıkmayı. Öyle. Lakin bizim buraya geliş sebebimiz o değildi. Başka bir sebep için gelmiştik. Rahmetli amcam Şehzade Korkut hakkında konuşmuştuk. Amcam rahmetli Şehzade Korkut, büyük atamız Sultan Mehmet Han vefat ettiğinde rahmetli babası Sultan Beyazıt Han gelene kadar tahta vekalet etmişti. Bu yüzden gurura kapıldı. Manisa valisiyken kendisine verilenle yetinmedi. Daha başka haslar da istedi. Manisa'nın havası benim mizacıma iyi gelmiyor diye Bergama'yı istedi. Babası rahmetli Sultan Bayezid Han da oğlunun bu cüretine karşılık olarak ders olsun diye onu Manisa valiliğinden aldı, Teke valiliğine atadı. Lakin amcam böyle şeyleri pek anlayacak bir insan değildi. Anlamadı da. Taleplerine devam etti. Manisa'ya geri dönmek istedi. Kabul edilmeyince de Sancak Beyliği'ni bırakıp Antalya Kalesi'ne kendini kapattı. O dönemin Anadolu Kaz askerlerinden Alaaddin Ali kendisine nasihatçi olarak gönderildi. Amcam nasihatçıya kırgın olmadığını, ilimle uğraşacağını, bir de hacca gitmek istediğini söyledi. Nitekim daha sonra sultanın nasihatlerini aldırmayarak hacca da gitti. Hacca mı? Evet. Tarihimizde daha evvel görülmemiş bir hadiseydi bu. Velakin hac ziyaretini eda eleyemeden Memlük Sultanı nasihatleri üzerine aylar sonra geri döndü. Rahmetli amcam Korkut sana pek benzerdi Mustafa. Derya'ya pek meraklıydı. Derya'da esir düşen Müslümanları kurtarır. Derya gazilerine yardım eder. Gemileri inşa ettirir. Sonra bu gemileri gaza niyetine Derya'ya gönderirdi. Rahmetli babam Sultan Selim Han tahta geçtiğinde amcama hiç dokunmadı. Amcam her ne kadar saltanat hırsında olmadığını söylese de
içindeki ateşe mani olamıyordu maalesef. İsyan mı etti? Hayır. Lakin şöyle bir hadise vuku buldu. Payitahttan vezirlerin yazdığı saltanata davet mektubuna karşılık verdi. Bunun üzerine asker yollandı ve İstanos'ta yakalandı. Yolda da kapıcıbaşı Sinan tarafından boğuldu maalesef. İşte bu hadise o vakit bana ibret olmuştu. Aklı başında her şehzade bu elim hadiseden kendine ders çıkarmalıdır. Gel Mehmet. Bakalım avcılıktaki günlerin nedir? Ben bir Hüsrev Paşa'ya bakayım. Lüzum yok. Kardeşler arasında gizli saklı olmaz öyle değil mi? Elbette. Ben usulen yaptığım hataların farkındayım. Sizden habersiz böyle işlere kalkışmam doğru değildi. Sizi üzdüm. Bu yüzden affımı diliyorum sizden. Bağışlayın beni. Af dilemek bu kadar mı zor Mustafa? Karşında bir cihan sultanı var. Haşa hünkârım. Ben buna gerek kalmasından mütevellit üzgünüm. Zira ben sizin evladınızım. Sizin gücünüze güç katmak dışında hiçbir arzum yoktur. Olamaz. Siz seferdeydiniz. Ben de Anadolu muhafızı olarak topraklarımızı korumak istedim. Aslında size vaziyeti bildirdim ancak mektubum elinize ulaşmamış. Cevap almadın. Lakin buna rağmen kendi bildiğini okudun. Derhal icap edeni yapmamı buyuracağınızdan emindim hünkârım. Bu yüzden vakit kaybetmemek için erken davrandım. O halde buna hata denemez Mustafa. Sen alenen kendini benim yerime koydun ve benim adıma karar verdin. Haşa ben... Üstelik bununla da yetinmedin. Denize açıldın ve o korsanın gemisine çıktın. Bunu nasıl izah edeceksin? Bunda maksadın nedir Mustafa? Bir şehzade nasıl olur da kendi hayatını bu şekilde hiçe sayar? Orada başına her şey gelebilirdi. Allah muhafaza, orada ölen o korsan değil de sen olabilirdin. Yahut seni kaçırıp kendi ülkelerine götürebilirlerdi. O vakit Cem Sultan gibi düşmanlarımızın elinde oyuncak olurdun. Haklısınız hünkârım. Bütün bunları düşünmem icap ederdi. Ancak ben... Düşünmedin. Çünkü kendine fazla güveniyorsun Mustafa. Öyle değil mi? Yazık. Kibirin daha şimdiden sağır etmiş seni. Gözlerine perde olmuş gurur. Bir af dilemeye bile yüksünüyorsun. Unutma. Kibir ve gurur şeytanın hayvanlarıdır. Sen onlara hükmedemezsen onlar sana hükmeder. Mankeşlik'te üzerinize bir yiğit yetişmedi daha hünkârım. Bugünkü avdan sonra öyle gözüküyor ki epey bir süre daha yetişmeyecek. Rahmetli babam Sultan Selim Han iyi bir avcıydı. Benim de öyle olmam için elinden geleni yaptı. Mekanı cennet olsun. Amin. Bu zihkir... Bana rahmetli babamın hediyesidir. Manisa'da avda olduğumuz bir gün hediye etmişti. Zannediyorum artık benim de hediye etme vaktim geldi.
Bu zihkir artık senindir Mehmet. İnşallah günün birinde sen de kendi evladına hediye edersin. Şeref duyarım hünkârım. Lütfettiniz. Hünkârım. Müsaadenizle benim yola revan olma vaktim geldi. Hayırlı yolculuklar Mustafa. Mahidevran'a selamlarımı söyle. Kardeşim. Uğurlar olsun abi. Paşam. Hünkârım, şehzademiz Mehmet her fırsatta yanıma teşrif edip devlet işleriyle alakalı benimle sohbet ediyorlar. Takip edecek elbet. Şüphesiz. Lakin şehzademiz haklı olarak ne vakit sancağa çıkacaklarını sual ediyorlar. Defalarca tavsiye ettim. Şayet canınızı sıkıyorsam bağışlayın beni. Fakat benim bütün endişem şehzademizdir. Zira hayli üzgünler. Sizin kendilerine güvenmediğinizi düşünüyorlar. Sen ne dersin paşa? Mehmet benim can damarım, ona nasıl güvenmem? Elbette hünkârım, elbette. Lakin şehzademiz 20 yaşına geldiler. Ne söylesem tesir etmiyor. Kanları kaynıyor malum. Zapt etmek güç. Zira hevesleri kırılır diye korkuyorum. Usullerimiz icabı bir an evvel sancağa çıkmaları mühim. Hünkârım, Rüstem Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım, rahatsız ediyorsan bağışlayın. Etmiyorsun paşa. Biz de Lütfi Paşa ile sohbet ediyorduk. Kendisi Mehmet'in bir an evvel sancağa çıkması icap ettiğini söyler. Sen ne dersin? Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. Lakin mühim bir karar bu. Etraflıca düşünmek icap eder. Tedbirli olmakta fayda var Kapıdan Paşa. Şarlken ve Ferdinand rahat durmayacak belli ki. Sen kıyılarımızda emniyeti sağla. Merak buyurmayın hünkârım. Malumunuz geçen sene Venedik Dojuna bahşettiğiniz sulh ve ahitnameden mütevellit Akdeniz'e sular duruldu. İspanyol kafiri Venediklerin desteği olmadan artık bu sulara gelemez. Hünkârım, arzu ederseniz uç beylerine haber gönderelim. Zira asıl iş onlara düşecek. Âlâ, gönderin. Malkoçoğlu, Lütfi Paşa şehzadelerimin sancağa çıkmasını tavsiye eder, nicedir. Sen ne dersin? Yerinde bir tavsiye hünkârım. Bilhassa Şehzade Mehmet'in çıkması mühim. Kendileri payitahta sığmıyorlar artık. Sen ne dersin Kapıdan Paşa? Hünkârım, sancağa çıkmadıkları her gün kaybedilmiş bir gün demektir. Şehzade Mustafa vakitlice gitmişlerdi. Edindikleri tecrübeler muazzam. En azından bir şehzadenin daha devlet-i âliyenin bekası için sancağa çıkması elzem. Macaristan İslam ordusu tarafından iki kez fethedildi. Eğer ki icap ederse bir üçüncü kez de Allah'ın izniyle fethederiz. Yüce Sultan, Napolyon'un bizimle yapmış olduğu bir anlaşma var. Benim valimle hiç kimse benim müsaadem ve dahi emrim olmadan anlaşma yapamaz. Bu sebepledir ki o yapılan anlaşma hükümsüzdür. Kaldı ki anlaşma hükmünde Napolyon'un varisi olmaz ise denmiş. Oysa Kraliçe Isabel'in bir oğlu var. Henüz çok küçük bir bebek paşam. Macar tahtı kimden olduğu meçhul olan bir bebeğe teslim edilemez. Macar tahtına kimin oturup kimin oturmayacağına ancak ben karar veririm. Bu bizim Mohaç'ta aldığımız kılıç hakkımızdır. Ferdinand, eğer cesareti varsa bana elçi göndermek yerine kalksın gitsin bu dini işgal etsin. Lakin ben gidene kadar yine kaçacaksa o vakit zaten ben buna cesaret demem. Thank you.
Budine gönderdiğimiz Çavuşbaşı Ali Ağa'dan bir haber var mı? Henüz yok hünkârım. Her menzilde hazır ettirdiğim atlarla en kısa müddette gitmesini sağladım. Yakında alırız haberlerini. Âlâ. Lütfü Paşa, Macaristan yine karışacağı benziyor. Olası bir sefer için sen yine gizliden hazırlıkları başlat. Emru ferman yüce hünkârımızındır. Şehzadem. Buyurun hünkârım. Gel seninle dolaşalım biraz. Sen de bize katıl Lütfü Paşa. Şeref duyarım hünkârım. Havalar düzelince münasip bir vakitte seninle ava çıkarız. Selim ve Bayezid de gelir bizimle. Nasıl arzu ederseniz hünkârım. Lütfi Paşa, seninle daha evvel konuştuğumuz mevzu üzerine bir çalışma yapabildin mi? Elbette hünkârım. Takdim etmek için huzurunuza çıkacaktım bugün. Âlâ. O vakit söyle bakalım. Şehzademin çıkması için hangi sancağı tavsiye edersin? Sancağı mı? Hünkârım, eğer siz de münasip görürseniz Şehzademiz Mehmet için Amasya sancağını tavsiye ederim. Doğu Serhatli ve Karadeniz'e yakın olması hasebiyle oldukça mühim bir sancaktır. Demek Amasya. Peki Selim ve Bayezid için tavsiye nedir? Şehzademiz Selim için Konya sancağı, Şehzademiz Beyazıt için Kütahya sancağı hünkârım. Demek Konya ve Kütahya. Münasiptir. Sen bir an evvel hazırlıklara başla. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, bana dünyaları bağışlasanız bu kadar sevinmezdim. Emin olun sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Bundan hiç şüphem yok. Seni daha evvel sancağı çıkarmam icap ederdi. Lakin sen sabırla bekledin. Bıkmadan, usanmadan çalıştın, hazırlandın. Seni hep böyle görmek isterim. Her daim siz yüce hünkârımıza layık bir evlat olmak isterim hünkârım. Hünkârım, Mehmet abim bir şehzadenin sancağı çıkmadan evvel seferde tecrübe kazanması lazım dedi. Evet, doğru. O halde Beyazıt abimi sefere götüreceksiniz. Bayezid mi istedi benimle konuşmanı? Hayır, ben merakım mazur görün. Diyecek değil mi? Sen bilirsin Malkaçoğlu. Hünkârımız beni götürecek mi? Şehzadem, daha evvel de söyledim. Bir malumatım yok. Bu kez gitmek istiyorum. Yardım et bana. Tavsiye ederim elbet. Ancak hünkârımız ne karar verirse kabul etmelisiniz. Zira bu sizin için bir imtihan. Kabul ederim. Lakin siz de konuşun. Bu dini tetkik ettim hünkârım. Kuzeyden ve doğudan gelen akımlara mecburi bir geçiş yolu. Bu yüzden hiç kimse oraya tam hakim olamamış. Sen ne dersin? Ben de mi hakim olamam, bunu mu dersin? Haşa, siz bir can sultansınız. Lakin bu dini tam olarak fethetmedikçe oraya hakim olmak güç. Benim aslan şehzadem, daha 10 yaşında bunları düşünüp cesaretle söylemem beni ziyadesiyle memnun ediyor. Bu söylediklerini muhakkak düşüneceğim. Sultan Süleyman Han Hazretleri! Dur orada efendi. Kimsin sen? Ben bir garip dervişim. Yüce hünkârımıza bir çift lafım var. Bırakın gelsin. Dikkatli olmalısınız yüce hünkârım. Yakında sefere çıkacaksınız. Kendinizi sakının. Bilhassa kendi kanınızdan. Aksi halde döndüğünüzde sevdiğiniz herkesi kaybedersiniz. Ne
oluyor Bali Bey? Neden attı oğlum? Manası ne? Derler ki şehzadem, bir derviş kimin önüne takkesini atarsa o kişinin hanesine uğursuzluk zuhur eder.